Günaydınlar arkadaşlar, Adıyaman'dan merhaba. Merhabalar Reşat. Birlikte ne yapacağız acaba? Biz bugün çok güzel bir seriye başlıyoruz Nimet ablamla. Daha önce Nimet ablayı ise tanıştırmıştım. Hanım Eli, Peri Hanım Eli. Peri Hanım Eli sofrası. Onun ama sahibi. Biz kısasını söyleyelim. Peri Hanım Eli olsun. Evet, ondan Peri Hanım Eli'nin sahibi. Biz Adıyaman'a geldik yine. Adıyaman'ın yemeklerini tarihi dokularla birleştirerek harika bir seri yapacağız. Bundan sonra ara ara siz Adıyaman'ın doğal mekanlarını ya da tarihi mekanlarıyla en güzel Adıyaman yemeklerini bulacaksınız. Şu an nereye geldik abla? Ne düşünüyorum biliyor musun? Biz şöyle bir şey yapalım. Tarihle gastronomiyi birleştirelim. Evet, süper olacak. Renklerle güzelleştirelim, olmaz mı? Tabii, rengarenk, tarihle iç içe yemek videoları. Şimdi neredeyiz abla? Şöyle. Şimdi Adıyaman Mor Petrus, Mor Paulus Kilisesi'nin kapısındayız. Evet. Birazdan içeriye gireceğiz. Ve beraber çok güzel bir Süryani kültüründen bir yemek yapacağız. Bir içli köfteleri var. Çok farklı. Ben de Süryanilerin kendi içli köftesi. Evet. Tamam. Ben bir de bunu zaten deneyeceğiz. Bunları yine öğrenerek, araştırarak kendi mutfağıma da, Adıyaman mutfağına da kazandırmak istiyorum. O zaten restoranta geldiğiniz zaman da bu yemekleri de deneyebileceksiniz. O zaman hadi içeri girelim. Buyurun efendim. Şimdi mekan muhteşem, yemek de muhtemelen harika bir şey olacak. Olacak. Merakla bekliyoruz. Yanımızda da sağ olsun bize tarifleri veren, isminiz neydi bir daha alacak olursak? Rahibe Sara. Rahibe Sara. Sara Hanım var. Süryani içli köftesi yapacağız. Tamam, o çok zaman. Ilginç bir şey. Ben de dediğim gibi bilmediklerimi öğrenmeye çalışıyorum. Gerçekten seversem bunu mutfağımda hanım eli sofrasında sunacağız. Şunu söyleyelim, bakın arkadaşlar, biz sıradan bir yemek videosu çekmiyoruz. Biz tarihle, az önce Nimet abla söylediği gibi, tarihle gastronomiyi birleştiriyoruz. Yani çünkü de Türkiye'de çok eksik olan bir şey. Herkes yemeğe geliyor ama maalesef gittiği yerin kültürünü, tarihini çok araştırmıyor. Ve Süryaniler de bizim kültürümüzde çok önemli bir yeri olan, özellikle Güneydoğu'da halkların beraber yaşadığı bir grup. Ve azınlık demiyoruz artık, çünkü artık tabii biz ki hep beraber yüzyıllardır bu topraklarda beraber, yaşıyoruz ve yaşamaya da devam ediyoruz. Bizler bir yere gittiğimizde, gerçekten ben de öyleyim, en çok önemsediğim şeylerden tarihi mekanlar, diğeri de yediğim yemekler, lezzetler. Ve de onların hikayesi. Onların hikayesi. Zaman zaman bunların hikayesinden de bahsedeceğiz. Biz farklılığımızı bu şekilde ortaya koymaya çalışacağız. Bakalım neler çıkacak. O zaman ne koyduk? Şimdi biz kilisede yaptığımız için bir mutfağı böyle biliyorsunuz yok şu anda burada. O yüzden bazı şeyleri önceden hazırlamak zorundaydık ama Nimet abla şimdi size bunun içine neler koyduğunu anlatacak. Ben içerisinde pul biber, kuru nane, kişniş, karabiber, tuz ve kimyon ve bulgurlar vardı, iki çeşit değil mi? İki çeşit bulgurumuz var. Sümit dediğimiz, Adıyaman tabiriyle sümit diyoruz. Bir de diğer yani, simit deriz mesela. Simit dersiniz. Evet. Biz sümit diyoruz ona, değil mi? Siz de öyle söylüyorsunuz. Sümit yani ufaltılmış bulgur, küçük ufaltılmış bulgur. Bir de yarma kullanıyoruz. Yarma ne demek? Sizde nasıl söyleniliyor bilmiyorum ama ben Adıyaman tabiriyle söylüyorum. Yarma çiğ buğdaydan ufaltılmış, o da ufak bulgur yani. Tamam, o zaman tuzumuzu falan atalım. Koyalım. Biz şimdi suyumuzu ekledik zaten. Bunu biraz karıştırdıktan sonra dinlenmeye alacağız. Biraz ne kadar bir süre dinlenecek? Bir 20 dakika, yarım saat kadar yeterli yani gelir. O zaman içli köftenin bizdeki halinden farklı değil. İç değil. Harcı, değil mi? Yani harcı. Herkesin bildiği ama bu sıcak suyla ıslatılıyor. Şişiyor. Ondan sonra karıştıracağız. Şimdi yemeği yaparken biraz da bu mekanla ilgili işte tarih bilgilere geçelim. Ablacığım, burası 1700 yıllarda yapılmış. 1700 yıllarda varmış kilise. Daha sonraki yıllarda, yıkılmış, kötü olmuş. 1800 yıllarda tekrardan inşası yapılmış. Günümüze kadar kilise varlığını devam ettiriyor. Şimdi Türkiye'de 4 tane metropolitlik var arkadaşlar. Bir tanesi İstanbul. Zaten onu birçoğumuz biliyorsunuz. Güneydoğu Anadolu bölgesinde de özellikle 3 tane daha metropolitlik var. Mardin, Midyat ve Adıyaman'da. Adıyaman'daki de çok oldukça önemli metropolitlik. Çünkü burası
Elazığ, Malatya, Maraş'ın çok Maraş'tan mürit yok diye biliyorum. Ama Maraş da buraya bağlı, Adana da Malatya'da. Buraya bağlı, Malatya da buraya bağlı. Yani bu gördüğünüz çevredeki Gaziantep'te evet, buraya bağlı. Yaklaşık 200'e yakın mı aile var toplamda? Evet. 200'e yakın aile işte gelip burada normal ayinlerini, ibadetlerini gerçekleştirdikleri metropolitlik burası. Metropolitlik bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Bir nevi din merkezi. Yani Süryaniliğin Türkiye'deki 4 tane önemli merkezlerinden bir tanesi Adıyaman. Mor Petrus ve Mor Paulus da Hazreti İsa'nın 12 havarisinden ikisi. Evet. Adıyaman'la herhangi bir bağlantıları yok ama şöyle oluyor. Genellikle işte bu kiliselerde bu 12 havariden birilerinin, ikilerinin ismini seçerek kullanıyorlar. Burada Mor Petrus'a Mor Paulus'u seçmişler. Ve şöyle de bir bilgi verelim. Mor, yani belki Mardin'e giden arkadaşlar bunu çok görmüşlerdir. Mor Gabriel, işte Mor Petrus, burası. Mor Paulus. Mor dediğimiz adam aslında bir nevi işte din adamına verilen. Din adam, bizdeki evet. İşte bir nevi imam diyebilir miyiz? Değil. Daha böyle bir aziz. Aziz. Saint işte. İngilizce'de saint dediğimiz aziz anlamına geliyor. Mor da bizim Süryani dilindeki anlamı da bu. Süryanice ile İbranice'nin arasında bir farklılık var mı? Ben şeylerini çok benzetiyorum harflerini. Biraz benziyor. Benziyorlar değil mi? Çünkü bu bölgede gezdiğiniz zaman Süryanice harflerin, kullanılan harflerin mesela şu anda arkadaki banklarda da var. Kilisenin birçok yerinde de bunu görebiliyorsunuz. Bu harfleri İbranice'de de görebiliyorsunuz. Yani kilisenin anlatacağımız başka önemli bilgi var mı? Bunlar. Zaten her pazar ayinleri evet, düzenli olarak devam ediyor. Yapılıyor ve burası her zaman açık. Açık. Belli bir kapalı günü var mı? Misafirlerine de açık. Yok, hemen açık. Her zaman açık. Gerçekten inanılmaz temiz. Hani bakın ben bunu bir daha söylüyorum. Bizi çok güzel ağırlıyorlar. Çok sağ olsunlar. Mardin'de de böyle, Midyat'ta da böyle, diğer kiliselerde de böyle. Yani biz şu görüntüyü artık camilerde de görmek istiyoruz. Hani ben bunu istiyorum. Çünkü kiliseler yurt dışında olsun, Türkiye'de olsun, ne zaman girdiğiniz zaman tertemiz, düzenli. Az önce zaten bize kileri gösterirken diyor burası düzensiz diyor. Ya ne düzensiz diyorum. İnanılmaz düzenli diyorum burası. Yani gerçekten çok güzel. O ama yüzden biz de zaten biliyoruz ki her şeyin başında temizlik hijyen, imandan gelir. Evet, imandan gelir. Bizim dinimiz de bu çok önemli. O yüzden Cuma'ya gittiğimiz zaman, rükiye yattığımız zaman artık kokuları almak istemiyoruz. Yani evet, lütfen arkadaşlar dini ibadetlerimize, temizliğimize önem verelim. Çok çok önemli çünkü. Kiliselerde bundan güzel örneklerinden bir tanesi. Evet. O zaman biz şimdi bu kısımda artık şimdi keselim. Şimdi dinlendirelim bunu. Sonra pişirme kısmında görüşelim. İçini hazırlamaya doğru gidelim. Düzenli bir kiler. İkidir görüyorum. Gerçekten çok güzel. Diğeri de senin mi abla? Kokumuzu alalım. Benim olabilir evet. Şu güzelliğe bak ya. Şunu alalım. Biz bu yaprağın için koymuşuz. İçine acaba. Defne yaprağı mı? Defne yaprağı. Güzel koksun diye. Şimdi kurt girmesin. Kurt girmesin diye. Bak bunlar bizim tüyolarımız. Zaman zaman size söyleyeceğiz. Biz bilgi gerçekten sonsuz. Çok çok güzel. Bu bulgurun kurtlanmasını önlüyormuş. Defne yaprağı. Defne yaprağı. Öğrenmiş olduk. Biz pul biberimizi aldık. Bir bakalım. Ay aman Allah'ım. Mis gibi kokuyor. Harika. Şimdi soğanlarımızı doğradık. Biz onları yıkamadan sadece, şimdi ben Rahibe Sara'nın söylediğini uyguluyorum. Evet, kültürde Süryani yemek, Süryani, yani kendi yaptıkları tarzdan söylüyorum. Yıkamadan dedi, elinin içinde suyunu sıkarak tavaya koyacağız. Bu etli bir şey olmayacak zaten. Mantar mı koyuyordunuz siz? Dedim ya farklı bir şey olacak. Mantar sürpriz bir yaparken tamam, söyleyeceğim. Tek tek anlatacağım. Soğanlarımızı tamamlayalım. Şimdi yağımızı eklemeye devam ediyoruz. Bence yeterli bu. Besiyor, besiyor. Yok tamam. Şimdi soğanlarımızı kavurduk. Sara, Rahibe Sara, biz bir Türkçe'de yeter diyoruz. Bir taraftan besse diyoruz Kürtçe. Siz ne diyorsunuz? Besyo. Besyo.
Ne kadar birbirine benziyor. Bakar mısın ya etkileşime? Evet. Soğanlarımızı kavurduk. Şimdi Sara Hanım ne koyacağız buraya? Ha şey sade yağ koyacağız. Biz soğanlarımızı çiçek yağıyla, ayçiçek yağıyla kızarttık. Sade yağını kavurduktan sonra koyacağız. Sade yağımız nerede? Ha buraya boşaltacağız. Tamam. O zaman şunu şöyle alalım. Şöyle. Bunu bir kaba boşaltmamız gerekiyor. Evet. Şimdi bundan sonra sade yağımızı, diğer malzemelerimizi koyacağız değil mi? Bu sade yağ dediğimiz tereyağı yani. Ha bunu buraya mı koyalım? Tamam. Şimdi sade yağımızı tavada biraz kızartacağız değil mi Sara Hanım? Fazla değil, az bir şey. Bu yeterli mi? Yeterli değil mi şimdi? Besyo. Evet, şunu düzeltelim böyle. Biz yağ tam kızarmadan yumurtamızı boşalttık. Niçin boşalttık? Tereyağımızın, yani sade yağımızın yanmaması gerekiyormuş. Kaç yumurta? Kaç yumurta koyduk? 6 yumurta koyduk. Ama tabii biz biraz büyük bir porsiyon yapıyoruz değil mi? Biraz büyük olacak. Ya sade ekmekle de ben bunu yerim, çok güzel kızardı. Kokusunu hissettirebiliyor muyuz bilmiyorum. Evet, hazırlandı. Ya çok farklı bir köfte yapacağız biliyor musunuz? Gerçekten ben de ilk defa öğreniyorum bunu. Harika bir şey olacak. Yani öyle bildiğimiz kıyma mıyma değil. Mantarı var. Aslında tam bir vejetaryen yemeği. Vejetaryen tabii ki. Yani bunun içinde mantar var. İşte yumurta var. Raybe Sara'dan onları öğrenmiş olacağız. Tüketmiyor ama hani balık tüketen bir de vejetaryenler var ya. Hani ton balığı koymazlarsa ona kalmış ama biz buna ton balığı da koyacağız. Biz ton balığı da koyacağız. Ama çok farklı bir şey olacak. Ama önceden böyle yapmıyorlarmış. Bu biraz zenginleşmiş hali. Biz konuştuk Sara Hanım'la. Ama vejetaryen arkadaşlarımıza şunu söyleyebilirim. Ton balığını koymadan böyle bir içli köfte de aslında şeyde restoranda da sunabiliriz. Olmaz mı vejetaryenlere yönelik? Vejetaryen menüsü işte. Değil mi? Güneydoğu'ya gelenlerin en büyük sıkıntısı o. Bence de. Vejetaryen yemekler, vejetaryenler yemek bulamıyor kendilerine. Evet. En azından belki böyle bir şey çözüm olacaktır. Aynen. İç harcı için maydanozlarımızı da ayarlayalım. Yumurtadan sonra ton balıklarımızı da boşaltıyoruz. Bunlar da ton balıklarımız. Bu arada ben de Instagram için çekiyorum arkadaşlar. Hani farklı platformlarda yemleyeceğiz bunları. Evet. Naneyi koy. Bu kekiktir. Ha kekik mi? Tamam. Bu ne? Bu nane. Nane. Biraz nane boşaltıyoruz. Yeterli mi? Biraz pul biber de. Hem hamurunda var hem de içinde var. Ama kıvamı ve dengesi çok önemli. Değil mi? Karabiber. Yok. Kişniş. Biraz da kişniş. Mantarlarımızı da doğrayalım. Hepsi ufak ufak oldu. Böyle olması gerekiyor. Sürpriz hatta kısmı burası değil mi? Evet. Biz rondodan geçirmek istemedik. Elde yapmak istedik. Bu tamamen tercihe bağlı. İsterseniz rondodan geçirirsiniz. Kokoreç misali. Evet. Benziyor da değil mi? Mantarları ilave ediyoruz. Maydanoz biraz bolca oldu. Yani yeşillik görevini alacak. Biraz tuz ilave edeceğiz. Ve biraz salça koymamız gerekiyor. Yani yaklaşık 1,5 kaşık. Bütün malzemelerimizi koyduk. Şimdi 2 kaşık göreviyle, eldiven olmadığı için. Aslında elimle de çok iyi olur da eldivensiz. Böylece karıştıralım. Ben bundan sadece böyle yiyebiliriz aslında ya. Sote. Ya salata gibi bir şey oldu biliyor musun? Salata gibi bir şey oldu yani. Ya harika oldu vallahi. İçerideki çekimlerimizi bitirdik çünkü ocağa ihtiyacımız vardı iç harcı hazırlamak için. Dışarıya çok güzel bir ceviz ağacının altında içli köftemizi yapıyoruz. Bu içli köftenin farkı, şimdi önden Sara Hanım başladı zaten Nimet abla ile birlikte. Bakın böyle üçgen, yani biraz daha
Diyarbakır'da yapılan tarzda bir içli köfte yapıyoruz. Az önce zaten size detayları da gördünüz. Bundan sonrası artık tipik bir içli köfte. Bu sıkıcı kısmını artık size şey yapmıyor. Aslında sıkıcı bütün... değil. Ya yok ama çok hamur var şurası yani. Şurası çok mekanlı. 2 saat sürebilir yani bütün içli köfteyi çekecek olsak. Artık bu saatten sonra yemek için artık sabırsızlıkla bekliyoruz. Tamam, şimdi koca tepsi süryani köftemiz, içli köftemiz hazır. Bunları kaynatacağız. Şimdi kaynatacağız. Birazdan suya koyacağız. Kaynatacağız. Şöyle yakından göstereyim size. Bakın. Dışa itibariyle bayağı bir renkli. O baharatlar hepsi kendi belli ediyor. Farklı zaten. Evet, farklı. Farklılığı da oradan. Farklılığı orada. Artık içini bir görelim. Bir yiyelim artık. Tamam. Ben de şimdi birazdan haşlayacağız. Bunu iki çeşit yapabiliyormuşuz. İki çeşit yapabiliyoruz. Haşlayıp direkt yiyebiliyoruz. Bir de yumurtaya bandırıp kızartabiliyormuşuz. İki çeşit yapacağız. Suyumuza yaptığımız köfteleri koyuyoruz. Yaklaşık bir 10 dakika falan haşlanması yeterli geliyor. Ondan sonra tabaklarımızı alacağız. Şimdi yardımcı şef olarak görevi devraldım arkadaşlar. Nimet abla beni başına dikti. Dedi ki yukarı çıkınca, içli köfteler yüzeye çıkınca artık olmuş demektir. O zaman ne oldu? Artık servise hazır. Hazır hale geldi yani. Köftemiz haşlanmış halde. Çıkarabiliriz değil mi? Çıkarabiliriz. Şimdi iki çeşit demiştik. Bir de yumurtalı. Yumurtaya bandırarak, kızartarak yiyebiliyoruz. Yani bu şekil sevenlere de yumurtalı yapıyoruz. Arzuya kalmış artık. Ve tadım zamanı arkadaşlar. Bende yumurtalı var. Evet, bende haşlamalısı var. Bakalım. O zaman gördüğünüz gibi. Ben yumurtalı yiyeceğim. Diyarbakır'daki günlerimi özlediğim için. Ben de haşlamalısı. Kalorisi düşük. Yani görüyorsunuz değil mi? Anlatmaya gerek yok. Nasıl, güzel mi? Ben de deniyorum. Anne falan çok üzüldüm. Çok güzel gerçekten. Bu da haşlamalı. Hocam süryaniler ağzının tadını biliyor. Ben öyle söylüyorum. Ton balık, mantar, soğan, maydanoz, yumurta... Bol baharat, kişnişinden her şey vardı. Pul biberine, nanesinden kekiğine, kimyonundan tuzuna, tereyağına, sade yağ. Harikaydı. Bence çok güzel. Bunu mutlaka denemelisiniz. Böyle güzel bir küsürler mozaiği evde yaşatmalısınız çocuklarınıza. Bu geleneklerimizi herkese anlatmalısınız. Bizlik bu kadar. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.